Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İslam iktisadı dersimizin ikincisindeyiz. Dün dersimizde ilk mukaddimede iktisadın dört ana unsurundan bahsetmiştik. Birincisi tahdidul evleviyat, yani öncelikleri belirleme. İkincisi tahdidul vesail, kaynak tahsisi. Üçüncüsü tevzi'ud dahli, gelir dağılımı. Dördüncüsü ise tenmiye, yani sürdürülebilir bir kalkınma, ondan bahsetmiştik. Bu çerçevede sistemleri mülaza edecek iki sistemi değerlendireceğiz. Bir tanesi kapitalizm, kapitalizma, diğeri ise sosyalizma. Bugün dünyada kapitalizma cari ama yer yer sosyalistlerin de hakimiyeti var, ama Sovyetlerin çökmesiyle beraber sosyalistlerin iktisadi alandan çekildiği de ortadadır. Peki kapitalizm arkadaşlar, yani serveti, yani sermayeyi bir noktada topluyor, sermayedarların eline veriyor, merkezileştiriyor. Serveti, sermayeyi merkezileştiriyor. Arz-talep dengesinde bir ekonomik yapı kuruyor. Ticari faaliyetleri, sanayi faaliyetleri, tarımla alakalı faaliyetleri sermayedarların eli üzerinden arz-talep dengesinde ikame eden sisteme kapitalizm diyoruz. Yani kapitalizm bir tarafı istihsal, bir tarafı nedir? İstihlaktır. Bir kısır döngüdür kapitalizm. Bir cihetiyle üretmeye davet eder. İstihsal, üretmek der. Sürekli üretmeyi artırmak ister. Fakat üretmeniz için piyasanın olması lazım. Tüketecek bir piyasa lazım ise, onun için reklamlar, billboardlar, ekranlar insanları tüketime davet eder. Yani filmlerin içine bile koydukları reklamlarla insanları daha çok tüketmeye davet ederler. Kapitalizm daha çok istihsal der, daha çok üretim der. Fakat bunu istihdam için istemez. Sermaye sahiplerinin belli ellerde toplamış olduğu o sermayeyi ve onların sahiplerini daha zengin yapmak için daha çok üretimde. Üretiyorsunuz, üretiyorsunuz. Sonunda ne olacak? İnsanların bir ihtiyacı vardı. O doyum noktasına gelince yeni bir ürün aynı alanda ortaya çıkıyor. Veya telefonlarda bugün bir telefonu birisi 3 yıl, 5 yıl kullanabiliyor. Onu yapanlar biliyor. Esasında 50 yıllık yapabilirler onu ama yapmıyor. Neden? Kapitalizm istihsal ve istihlaktır. Yani bir taraftan üreteceksiniz, diğer taraftan tüketecek. Onun için piyasa bulmanız lazım. Ne yapacaksınız? 3 yıllık bir telefon üretiyor. 3 yıl sonra o müşteri ona mahkum olsun. Eli ona alışmıştı. Tekrar gelsin, o telefonu alsın. Bizim çocukluğumuzda sanayağı vardı. Doktorlar hep derlerdi ki tereyağı işte zararlı insana, yemesinler tereyağı diye. Doktorlar hep öyle yazarlardı, söylerlerdi işte yaşlı adamlara. Şimdi bugün diyorlar ki mutlaka tereyağı yiyin diye. Yani kendi üretmiş oldukları yağın önünü açabilmek için doktorları da kandırdılar. Tabii kendisi gidip insanın kanını vesairesini ölçüyor ama değerleri o bilmiyor ki, o yağın içinde neler var, tereyağın içinde neler var. Doktor laboratuvara gidip kendi onun deneyini yapmıyor. Yukarıdan üst bir akıl ona söylüyor, bunu kullanmak zararlıdır diyor. O da gelen gariban hastaya yeme diyor. Alma tereyağını. Neden bunu söylüyor? Ürettikleri suni bir yağ var, onu almaları için tereyağı zararlıdır diyor. Dolayısıyla o fabrikaya büyük bir piyasa açmış oluyorlar. Pazar bulacaklar. Tüketim olacak. Yani üretim, tüketim olursa ancak üretebilecekler. Kendi iç piyasaları yetmeyince dış pazarlara açıldılar.
Onun için İslam dünyasına bakarsanız hep savaş alanıdır. Niçin sürekli savaş alanıdır? Eğer İslam dünyası kendi fabrikalarını kurarsa Batı pazarını kaybedecek. Peki yardım da yapıyorlar, IMF ile yardım yapıyor görünüyorlar. Niçin yardım yapıyorlar? Sanayi kurmayacak, Batı'nın ürettiği malı alabilecek derecede yardım yapıyor İslam ülkelerine. Yani Batı ne yaptı? Araba yapıyor. Peki senin yolun olmazsa, petrolü işleyemezsen Batı'nın üretmiş olduğu arabayı kullanabilir misin? Yani Afrika'ya yardım yapıyor. Niye? Elektrik şehirlere geliyor. Ona televizyon satacak, bilgisayar satacak, buzdolabı satacak. O zaman Afrika'daki ülkelerde, şehirlere elektrik gelmesi lazım ki oraya üretmiş olduğu malı satabilsin. Yani insaniyetinden dolayı yapmıyor. Fakat ne zaman oradaki bir ülke, İslam ülkesi, kendisi de araba imal eder hale, bilgisayar imal eder hale gelebilecek, diğer ürünleri yapabilecek o noktaya geldiyse orada bir iç karışıklık çıkarıyor ve dağıtıyor orayı. 15-20 yıl geriye gidiyor o ülke. O halde dönersek kapitalizmanın merkezinde arz ve talep var. Sistem bunun üzerine kurdu. Sezai Karakoç da o bağlamda kapitalizmi anlatıyor. Yani bir tarafı üretmek, bir tarafı tüketmek. Onun sınırı yok. Yani kadınlar, erkekler sürekli reklamlar, sürekli insanları tüketime teşvik var. Yani bir baba bu evine bunları alabilecek mi? Çocuk reklamda görüyor. Babasına diyor ki bunları al gel diyor. Peki babanın parası var mı, alabilecek mi, onu düşünmüyor. Peki sen sokakta baklava yiyebilir misin? Çok kaliteli, iyi bir baklava, dondurma. Yemen mekruhtur. Niye mekruhtur? Çocuk görür. Parası yoktur. Kadın görür. Almak ister. Alamaz. Onun için yemek açık alanlarda yenmez. Kapalı bir mekanda orada yiyeceksin. Yani gittin bir restoran, masaları koymuşlar yolun kenarına. İnsanlar orada yemek yiyorlar. Orada yerken kenardan da insanlar gelip geçiyorlar, bakıyorlar onlara. Canı çekiyor belki. İstiyor. Yetim bir çocuk geçiyor, kadın geçiyor. Orada yemek yemek belki 30 lira. 30 lira onun için önemli bir para. Sende var. Sana çok gelmiyor ama onun için o para çok. Ama bakın şimdi bütün filmlere, onlar neleri satacaksa onları arz ediyorlar. İnsanların almaya gücü yok. Önceliklerini reklama göre belirliyorlar. Burada üreten firmalar algı operasyonu yapıyorlar. Adamın ekmeğe ihtiyacı var, gidip kravat alıyor. Niye? Çünkü reklam onu yönlendiriyor. Kapitalizm böyle bir sistem. Yani karşıdakini insan olarak görmüyor. Karşıdaki onun ürettiği malı alacak. Peki nasıl alacak? Onun yolunu bulması lazım. Şimdi biz burada kapitalizmayı o bağlamda tahlil edeceğiz. Yani bir ciheti istihsal, bir ciheti istihlak. Yani sistemin arz ve talep dengesinde kuruyor arkadaşlar. Yine biz buradaki o dört hususu, geçen derste tahlil ettiğimiz dört hususu burada mülahaza etmiş olacağız. Kapitalizm serbest piyasayı esas alıyor. Serbest piyasa. Yani siz dilediğiniz alanda çalışabilirsiniz. İster gidin tarlanız varsa tarlada üretim yapın, istediğiniz ürünü üretin veya fabrika kurun veya işte mağaza açın. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Serbest piyasa var. Peki nasıl üreteceksiniz? Neyi üreteceksiniz? Bunu belirleyecek olan nedir? Arz ve taleptir. Arz ve talep. Peki arz nedir arkadaşlar? Ürünleri satmak için piyasaya çıkarmaya, sunmaya arz diyoruz. Peki talep nedir? O da müşterilerin
piyasadaki ticari malları ya da üretilen malları müşteriler olarak bedellerini ödeyerek almaları, alma istekleri, buna talep diyoruz. Alma istekleri, arzuları, buna talep diyoruz. Yani piyasada üretilen mallar var. Müşterilerin bedellerini ödeyerek onları alma arzularına talep diyoruz. İşte kapitalist sistemde ekonomiyi belirleyen bu iki unsurdur. Arz ve taleptir. Yani siz ne üretmek istiyorsunuz? Üretim, piyasadaki arz ve talep onu belirleyecek. Kapitalizm istihsale yönelikti. Yani üreteceksin ama kar için üretecek. İnsanlığın menfaatini gözetmez. Kazanmak için üretecek. Piyasaya bakacak, pazara bakacak. Bu ürün gidiyor mu ona bakacak. Efendim şimdi mesela büyük bir çiftliğiniz var. Karpuz ektiniz. 50 kamyon karpuz oldu. Haziran ayında aldığınız karpuzu satmaya başladınız. Karpuzun kilosu ne kadar? 50 kuruş. 50 kuruştan satıyorsunuz. Peki seranız var. Serada 50 kamyon karpuz yaptınız. Ocak ayında satıyorsunuz. Ne kadar karpuzun kilosu? 3 lira, 5 lira. Peki bunu belirleyen nedir? İnsanlar yazın çok karpuz üretiyorlar. Piyasaya arz çok oluyor. Talep, o da aynı düzeyde kalıyor. Ürün çok olduğundan dolayı fiyatı belirleyen arz talep oluyor. Arz ve talep dengesi. İnsanlar talep ediyorlar. Ama kışın talep edenler, yazın talep edenler aynı piyasaya siz hitap ediyorsunuz. Yazın ürün fazla olunca fiyat aşağıya düşüyor 50 kuruşa. Peki kışın karpuz üretenler az. Dolayısıyla piyasaya arz, piyasaya karpuzu arz etmek az olunca, talep fazla olunca fiyat otomatikmen 5 liraya çıkıyor. Yani ne üretiyorsanız ona göre bir piyasa oluşturuyorsunuz. Ya da oluşan bir piyasaya giriyorsunuz. Bir adam yatırım yaparken tarlasında bir şey üretecek veya bir dükkan açacak veya bir mal imal edecek. Önce piyasaya bakıyor. Pazar var mı? Adam fabrika kuruyor. Nerede Türkiye'de fabrika kuracaksa daha çok tercih ediyor. İzmit, İstanbul, Bursa, o çevre. Neden? Türkiye nüfusunun yoğunluğu orada. Dolayısıyla orada daha çok mal tüketiliyor. Orada daha fazla iş yapılıyor. O zaman orayı tercih ediyor. Bir de denize yakın bir yere fabrikayı kurduysa nakliyeden kazanmış oluyor. Yani Erzurum'a fabrika kuracak. Ham madde dışarıdan geliyorsa bir ham maddeye nakliye veriyor. İki, üretiyor. Nüfusun çoğunluğu nerede? İstanbul, Marmara'da. Oraya o malı naklediyor. Bir de oraya giderken ona artı bir nakliye biniyor. Rakipleri var. Onlar İstanbul'da malı üretiyorsa hem ham maddenin gidişi hem mamul hale geldikten sonra piyasaya sunuluşu iki noktada onda nakliye olmayacak ya da daha az olacak. Bu durumda Erzurum'daki bir fabrika İstanbul Marmara bölgesindeki fabrikayla rekabet edemez hale geliyor. Yani bir yerde birisi bir iş yaparken evvela piyasaya bakıyor. Burada arz ve talep nasıldır? Kapitalizma sistemi bunun üzerine kuruyor. Yani burada da insanlar var Erzurum'da. Burada da bir iş alanı oluşturalım. Efendim bunlar gelsinler burada çalışsınlar, ona bakmıyor. Kendi daha çok nasıl kazanabilir, ne kadar kazanabilir ona bakıyor arkadaşlar. Yani kış ve yaz denge değişiyor. Buz satıyor. Eskiden insanlar buz satarlardı. Yazın buzu satarken yazın buza talep fazla olur değil mi? İnsanların ihtiyacı var. Peki aynı adam kışın gitse pazarda buz satıyor, fiyatı düşük olur. Neden? Çünkü kışın buza talep fazla olmaz.
Yazın talep daha fazla olur. Belki bugün buzdolabı o ihtiyacı epey oranla gidermiş oldu. Ama eskiden insanlar buna bakarlardı. Demek ki bir malın piyasadaki değerini arz ve talep belirliyor. Kapitalizmde serbest piyasa ekonomisi var. Üret diyor. Piyasaya malı çıkarınca göreceksin. Çok mu kazanacaksın, az mı kazanacaksın? Efendim, ikinci husus, çiftçisiniz veya efendim tacirsiniz ya da fabrikanız var, üretiyorsunuz, ne kadar üreteceksiniz? Yani fabrikada buzdolabı mı yapacaksınız, televizyon mu yapacaksınız, hangisini yapmanız gerekiyor? Evvela pazara bakıyorsunuz. İnsanlar hangi ürüne daha fazla rağbet gösteriyorlar? Şimdi Türkiye cep telefonu üretmede geç kaldı. Eğer pazarı araştırmış olsaydı, elektronik alet üreten firmalar zamanda pazarı araştırmış olsalardı, bunun ne kadar önemli olduğunu göreceklerdi, o piyasaya girmiş olacaklardı. Ama giremediler. Yani piyasayı bir defa dışarıdan ithal edilen o telefon markaları, onlar piyasadaki hakimiyeti sağladılar. Adam A telefonunu kullanıyor, ona alışmış oldu. Şimdi B telefonunu üretsen de ona zor geçecek. Hani reklam kapitalizmin yani can simididir, ona sarılıyor. Dolayısıyla reklamlarla mutlaka kendi ürünlerini arz edecekler. Yani onlar da bir pazar payı bulmuş olacaklar. O halde çiftçi de yine arz talep dengesine göre malını üretecek. Eğer Trabzon'daysa insanlar o bölgede mısır ekmeğini seviyorlar. Buğday mı yapsa, mısır mı yapsa? Mısır ekmeği yani insanlar daha çok tüketiyorsa arz talep dengesi o çiftçiyi nereye yönlendiriyor? Mısır ekmeği yapmaya yönlendiriyor arkadaşlar. Peki bu dünkü dersimizde dört esastan bahsetmiştik. Birincisi tahdidul evleviyat, yani önceliklerin belirlenmesi. Bir adamın 1 milyon liralık bir sermayesi var. 1 milyon liralık bir sermayesi var. Serbest ekonomi var. Arz talep dengesine göre fiyatlar belirleniyor. Bir tarafta üretim, bir tarafta tüketim var. 1 milyon liranız varsa ne yapacaksınız siz? Piyasaya bakacaksınız ya da kapitalizme göre birisi piyasaya bakacak. Hangi ürüne daha çok talep var? A ürününe daha çok talep var. Peki o noktada ithalat yapılıyor mu? Yapılıyor. Demek ki Türkiye'de üretilen ürün yetmiyor. Ha, bu alanda bir boşluk var. Adam oraya giriyor. O alanda bir fabrika yapmış oluyor. Öncelikleri belirlemek. Eğer önceliği belirleyemezse, yani bir alan var ki orada piyasa doyuma ulaştı. Tekstil doyuma ulaştı. Türkiye ihracat yapıyor tekstil alanında. Siz de gittiniz, paranız vardı. O alana girdiyseniz doyuma ulaşmış bir piyasada pazar bulamazsınız. Erir gidersiniz. Peki diğer husus ise arkadaşlar kaynak tahsisi. Kaynak tahsisini nasıl yapıyorsunuz? Yani yeriniz var efendim, neye tahsis edeceksiniz? Ne için onu kullanacaksınız? Bunu da yine arz talep dengesi o belirliyor. Tevzi'u dahli, gelir dağılımı. Gelir dağılımını kapitalizm, yani geliri dağıtırken, parayı bölüşürken dört hususa dikkat ediyor. Birincisi el ardu yer. Yani yer kiralayacaksın. Bir fabrika yapman gerekiyor. Ya bir büyük bir bina kiralıyorsun veya yer kiralıyorsun devletten. Ya da satın alıyorsun. Devletten yer kiraladın diyelim. Aldın, orada bir fabrika yapacaksın. Burada fiyatı belirleyen ne oluyor? Arsayı alırken kiraya alıyorsun. Yine arz talep belirliyor. Büyük bir sanayi alanı devlet oluşturdu.
kiraya veriyor ya da satıyor. Eğer o bölgede insanlar yatırım yapmak istemiyorsa, arsaların çoğu boşsa, talep yoksa fiyat aşağıya düşecek. Siz de ucuza alacaksınız. Ama devlet bir yere teşvik verdi. Herkes orada yatırım yapmak istiyor. Siz de gittiniz. Talep çok olunca haliyle arzı da işte belli bir miktarda yeterli değil. O zaman arsanın fiyatı, kira ise kira ücreti fazla olacak. Üçüncüsü amel, çalışma gücü, iş gücü. Fabrikayı kurdunuz, orada insanları çalıştıracaksınız. İşçiler olacak, mühendisler olacak. Bunların ücretini kapitalizmde ne belirliyor? Yine arz talep belirliyor. Batılılar Çin'e gidiyorlar, orada yatırım yapıyorlar. Neden orada yatırım yapıyorlar? Çünkü iş ucuz. Yani orada bir işçiye 100 dolar, 200 dolar veriyor. Amerika'da ona 2000 dolar vermesi gerekiyor. Büyük bir kazancı oluyor. Onun için adam gidiyor, fabrikasını Çin'e kuruyor. Peki kapitalizmde dengeyi belirleyen nedir? Arz talep. Milyonlarca insan var, işi yok. İş arıyor. Fabrikalara gidiyor. İş talebi çok. İş talebi çok. Fabrikaların o noktada arzı az olunca, işe alma az olunca, talep çok olunca, fabrikalar herkese iş vermede yetersiz kalınca fiyat otomatikmen aşağıya düşüyor arkadaşlar. Yani kapitalizm alın terine bakmıyor, sana bakmıyor. Arz talebe bakıyor. Eğer arz talep noktasında kendi ülkesinde kazanamayacaksa başka bir yere gidiyor, orada üretiyor. Hani serbest piyasa vardı ya, karışmıyordu, devlet müdahale etmiyordu. Aslında kapitalizm Müslümanların yaşadığı ülkede serbest piyasa diyor. Fakat Batı'da öyle değil. Amerika mesela şimdi müdahale ediyor. Belli fabrikaların Çin'e gitmesine engel koyuyor. Veya oradan ürünlerin kendi ülkesine girmesine yüksek gümrük koyuyor. Kendi ekonomisini koruyabilmek için. Hani kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi vardı. Öyle değil. Öyle diyorlar İslam alemini, alem-i İslam'ı kendilerine pazar olarak kullanmak için. Üçüncüsü sermaye. Fabrikayı kuruyorsunuz. Peki kapitalist sistemde adamın kendi öz sermayesi yoksa bankaya gidiyor. Bankadan kredi alıyor. Mal ürettiniz, parayı nasıl paylaşıyorsunuz? Önce kira veriyorsunuz, çalışanın ücreti var. Sonra nereden kredi aldıysa adam fabrikayı yaparken ona belli miktarda para ödemek zorunda. Kazansa da ödeyecek, kaybetse de ödemiş olacak. Dördüncüsü ise müessese sahibi. Geri kalan da onun olacak. Eğer adam kendi parasıyla kurduysa, fabrikayı kurduysa, istihlak, istihsal dengesi de kendi lehine gelişiyorsa orada, zaten işçinin aylığı belli. Arz talebe göre onu ayarlıyor. İşte yani çok açlık sınırında olmasın diye asgari ücretler belirliyorlar. Bu düzeyde olacak diyorlar. En azı bu. Ama onun dışında arz ve talebe göre belirliyor kapitalizm bunu. Eğer kredi almadıysa kendi fabrika sahibi kapitalist büyük paralar kazanıyor. Büyük paralar kazanıyor. Tabii onun dünyasında zekatı olmayınca, sadaka olmayınca hepsi kendine kalıyor. Ölüyor gidiyor. Onlar da dünyada evlatları için kavga vesilesi oluyor. Fakat tabii Müslüman bir adamsa zekatla, sadakayla kazandığının belli bir bölümünü Müslümanlara arz ediyor, Müslümanlara veriyor arkadaşlar. Peki diğer husus ise hani dört ana husus vardı demiştik. Bir tanesi de kalkınmaydı. Kalkınma da arz ve talebe bağlı. Yani siz sürekli yatırım yapmak zorundasınız ayakta durabilmek için. Fakat yatırım yapmak, üretim bandını artırmak için piyasanızın olması lazım. Piyasa yok. Yani ürettiğiniz mal depoda duruyorsa, fabrikayı büyütürseniz yok olur gidersiniz. O zaman
Ayakta kalmak için büyümeniz gerekiyor. Büyümeniz için yeni pazarlar bulmanız gerekiyor. Yani kapitalizm sürekli sana koşmayı emrediyor. Koşuyorsun, ölümü düşünmeden koşuyorsun ve de dağıtma diyor. Hepsi senindir. İstediğin gibi, dilediğin gibi bunun üzerinde tasarrufta bulunabilirsin. Ama büyü diyor. Büyümezsen büyüyen adamlar seni yutarlar. Peki büyümek neye bağlı? Yine o da arz ve talebe bağlı. Tamam, arz olacak ama talep yoksa arzın bir anlamı yok. Sadece depoyu doldurmuş olursun. Kapitalizmin kuralı nedir? Yani kapitalizmi oluşturan birkaç husus dersek akla ne gelir? Birincisi serbest milkiyet hakkı arkadaşlar. Serbest milkiyet hakkı. Yani mala sen sahip oluyorsun. Fabrikaya da sahip oluyorsun. Arabaya, eve, hana, hanumana hepsine sahip olabilirsin. Ona karışmıyor. İkincisi ise kapitalizm kişiyi sürekli daha çok kazanmaya, kar etmeye, üretmeye, istihsale teşvik eder. Üçüncüsü ise kapitalizm devlet sana karışmaz der. Devlet sana karışmaz der. Hallihi ya'mel. Aslında bu biraz daha serbest olmak liberalizmanın sloganıdır. Ama kapitalizm de netice itibariyle doğmuştur. Bırak onu istediğini yapsın. Hallihi ya'mel. Bırak yapsın. Ne istiyorsa onu yapsın. Evet. Kapitalist bir adama devlet karışmaz. Yani birincisi milkiyet hakkı var. İkincisi daha çok üretmeye, kâr etmeye onu teşvik eder. Üçüncüsü bırak istediğini yapsın. Bu noktada bir milkiyet hakkı verir. Her ne kadar öyle olsa da kapitalizm kişiyi boş bırakmaz. Özellikle doğmuş olduğu coğrafyada. Yani onun için diyorlar ki en iyi hükümet daha az emreden hükümettir. Yani hepsi emreder, hepsi karışır ama en iyisi daha az karışandır. Hani karışmayacaktı, serbest bırakacaktı, öyle değil. Çünkü bütün o ülke insanlar, sermaye sahipleri kapitalist olunca devlet de ayakta kalmak için o da aynı yönteme baş vuruyor arkadaşlar. Peki şimdi sosyalizme geldik. İnşallah yarın sosyalizmi konuşalım. Ama tekrar edersek kapitalizm arz ve talep ekonomisidir. Yani ne kadar talep varsa o kadar arz var. Peki arz çok, talep azsa onun için reklam var işte. Reklamı onun için üretmiştir. İnsana önceliklerini değiştirtiyor reklamla. Kendi ürününü sattırıyor. Yani eğer reklam olmasa gidecek ne ihtiyacı varsa onu almış olacaktı. Kapitalizm dar bir daire, fasit bir daire. Bir tarafı istihsal, bir tarafı istihlak, üretim ve tüketimdir. Estağfurullah ve tuğbileyi ve elhamdülillahi rabbil alemin.